Krizdeki bankalarının kurtarılması için Euro bölgesinin 100 milyar euro kredi açtığı İspanya'da işler yolunda gitmiyor. İspanya Merkez Bankası'nın dün 10 yıllık devlet tahvili ihalesinde faiz oranları son yılların en yükseği olan %6,81 düzeyine tırmandı. Madrid borsası haftanın ikinci gününü de kayıpla kapadı. İspanya'ya yapılacak mali yardım haberiyle piyasalarda esen olumlu hava kısa sürede yerini gergin bekleyişe bıraktı. İspanya Maliye Bakanı Luis de Guindos, bunlar tansiyonun yüksek olduğu dönemler fakat İspanya hükümeti ve Euro bölgesi ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor açıklamasıyla karamsar havayı dağıtmaya çalıştı. Öte yandan Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekler'in dün yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle İtalya'nın da yakın zamanda kurtarma yardımına ihtiyaç duyabileceğini belirtmesi yatırımcıları daha da endişelendirdi. İtalya'da kamu borcu gayri safi milli hasılasının %120'sine ulaşmış durumda. Şimdi hem Avrupa Birliği yetkilileri hem de finans piyasaları önümüzdeki pazar günü Yunanistan'da yapılacak seçimleri bekliyor. 2 yılı aşkın süredir çare bulunamayan ekonomik krizde bu en kritik dönemeçlerden biri olarak görülüyor. Zira sandıktan çıkacak sonuç Atina'nın olduğu kadar Euro bölgesinin de geleceğini belirleyecek.